Aziz TV ekranlarına, Sağlık Hattı programına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Yeni bir konu ve konukla daha karşınızdayız. Bugün omurga sağlığı ve duruş bozuklukları üzerine konuşacağız. Konuğumuz fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Nihan Abidin olacak. Sizler de merak ettiğiniz soruları 224 alan koduyla 261, 1188 ve 99 numaralarını arayarak bizlere iletebilirsiniz. Hiç vakit kaybetmeden konuğumuza dönelim ve sorularımızın yanıtını almaya başlayalım. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim. Çok sağ olun. Sizler de iyisinizdir umarım. Teşekkür ederiz. Bizler deyiz. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Sizin de gününüz kutlu olsun diyerek programımıza başlayalım hocam. Sizin de söylemek istedikleriniz varsa bizleri izleyenlere ilk mesajlarınızı alalım. Çok teşekkür ederim. Evet, tüm dünya kadınlarının ben de gününü kutluyorum. Evet. Hepimizin daha refah bir seviyede yaşayabileceği güzel yıllarımız olsun kadınlar olarak. Umarım. Özellikle kadın cinayetlerinin sona erdiği, sonlandığı yıllar görelim inşallah diyelim. Ve bugün de omurga sağlığını konuşacağız dedik, duruş bozukluklarını konuşacağız dedik. Buna bağlı olarak hastalıkları da detaylandıracağız. Sağlıklı omurga nasıl olmalıdır peki? Omurga yapımız hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Tekrar çok teşekkür ediyorum öncelikle. Sağlıklı omurga, duruş bozuklukları, omurga sağlığı son zamanlarda giderek daha da önemli olmaya başladı. Çünkü dijital çağın getirdikleri bizim omurgamızın sağlığını giderek bozmaya başladı. Dolayısıyla bu konuyu konuşacağız bugün. Omurgamız aslında duruşumuz için evet önemli, hareket sistemimiz için önemli ama bunun dışında birçok önemi var. Evet. Öncelikle birleştirici bir görevi var. Yani başımızı, üst eksenimizi, ekstremitelerimizi, kollarımızı, bacaklarımıza bağlıyor. Dolayısıyla dik durmamızı sağlıyor. Bunun dışında sinir sistemimizin çok önemli bir parçası olan omuriliğimizi koruyor. İç organlarımızı koruyor. Yani omurgamızın sağlıklı olması sadece hareket dinamiğimiz için değil, genel sağlığımız için de çok önemli. Peki sağlıklı bir omurga nasıl olmalıdır? Omurgamıza karşıdan baktığımızda düz bir kolon diyebiliriz aslında. Düz bir kolon şeklinde görüyoruz. Yandan baktığımızda ise 4 tane eğriliği vardır. Bu eğrilikler doğumdan sonra bebek oturmaya başladıkça veya yürümeye başladıkça gelişir, tamamlanır ve bizim dik bir duruşta kalmamızı sağlar. Eğer biz herhangi bir ağrı çekmeden rahatlıkla uzun süre bu eğriliklerimizi koruyabiliyorsak o zaman omurgamız sağlıklı diyebiliriz. Peki sağlıklı omurganın bize getirdikleri nelerdir? Eğer omurgamız sağlıklıysa eklemlerimizin de yerleşimi, kaslarımızın da yerleşimi doğru olur. Dolayısıyla biz bunları daha doğru kullanırız ve eklem dejenerasyonlarımız daha az olur. Kas yorgunluklarımız daha az olur. Sırt ve bel ağrılarımız daha az olur. Ve daha estetik bir görünümde oluruz. Bu da bizim özgüvenimizi arttırır. Evet. Sadece aslında görünüş açısından değil ve sadece omurga açısından değil genel sağlığımızı etkiliyor dedik. Öyle. O yüzden omurga sağlığı çok önemli. Ve duruşumuzdan bahsettiniz hocam. Özellikle çağın getirdiği hepimiz birçoğumuz bilgisayar başında çalışıyoruz. Dik duramıyoruz. Benim de en büyük problemlerimden biri bu. Çalışırken hep kambur durumu oluyor. Tabii bu daha sonrasında ağrı olarak da kendini belli ediyor bir problem olarak ama duruşumuzu, postürümüzü etkileyen faktörler nelerdir peki? Aslında çok güzel bir yerden giriş yaptınız. Çünkü gerçekten günümüzün getirdiği çalışma koşulları, masa başı çalışmak veya sürekli eğilerek çalışmak ve düzenli egzersizlerimizi yapmamak, sırt kaslarımızın, bel kaslarımızın, kalça kaslarımızın kuvvetsiz olması, kaslarımızın normalden kısa olması, gergin olması bunların hepsi duruş bozukluğumuzu etkiliyor. Tabii bunların yanında genetik yapı, vücudumuzun yapısı, uzun boylu kişiler biraz daha ortalamayı yakalamak için eğilme eğiliminde olurlar. Kısa boylu kişiler biraz daha dik durma eğiliminde olurlar. Alışkanlıklarımız, oturma alışkanlıklarımız, yatma alışkanlıklarımız, postürümüzü etkiler, duruşumuzu etkiler. Mesleklerimiz dediğim gibi, yaptığımız sporlar, örneğin dansla ilgilenen, jimnastikle ilgilenen kişiler daha dik durma eğilimindeyken, futbol gibi sporlarda veya dövüş sporlarıyla uğraşan kişilerde biraz daha öne eğik postür görebiliyoruz. Sürekli yüksek topuk giyen hanımefendilerde duruş bozuklukları olabilir. Yine kilo burada karşımıza çıkıyor. Kiloda ağırlık merkezi değiştiği için duruş bozuklukları ortaya çıkabilir. Bununla birlikte mesela hızlı kilo alma durumları, gebelik gibi durumlarda da duruş bozuklukları ortaya çıkabilir. Zaman zaman ruhsal yapımız bile
duruşumuzu etkiler. İçe kapanık, mutsuz olduğumuzda daha eğik postürde kalma eğiliminde oluyoruz. Dolayısıyla birçok faktör, günlük yaşam aktivitelerindeki alışkanlıklarımız duruşumuzu etkiliyor maalesef. Çok fazla faktör var aslında. Dediğiniz gibi genetik çok etkili, kilo çok önemli. Evet. Gün içinde yaptığımız aktiviteler, hareketsiz bir yaşam, uyuş tarzımız, oturuş tarzımız hepsi aslında postürümüze bir etkisi var. Peki doğru oturma pozisyonu nasıl olmalı? Günlük hayatımızda neleri değiştirebiliriz? Özellikle çalışma koşullarına baktığımız zaman masa başında çalışıyorsak ya da eğilerek bir meslek icra ediyorsak eğer nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Evet, çok önemli gerçekten günlük yaşam aktivitelerimizi doğru bir şekilde planlamak. Bizim sağlıklı bir duruşta beklentimiz boynun orta hatta olması, omuzların birbirine simetrik olması, kalçaların birbirine simetrik olması, yine dizlerin eşit mesafede ve orta hatta olması. Yine biraz önce söylediğim gibi yandan baktığımızda da o dört tane fizyolojik eğriliğin sürdürülebiliyor olması önemli. Ama biz sadece ayakta değiliz. Günlük hayatta oturuyoruz, yatıyoruz ve bir meslek icra ediyoruz. Dolayısıyla oradaki pozisyonlarımız da bizim için önemli. Yapılan çalışmalarda örneğin İrem Hanım, desteksiz oturduğumuzda omurgamıza binen yükün ayakta olandan daha fazla olduğu gösterilmiş. Demek ki otururken de doğru pozisyonda ve doğru destek noktalarından yararlanmamız gerekiyor. Neye dikkat edeceğiz otururken? Bir kek kalçalarımız mutlaka arkadaki arkalık kısmına değmesi gerekir. Sırtımızın mutlaka sandalyenin veya koltuğun arkalığından destek alması gerekir. Burada bel kafesimizin belki bir yastıkla, bir havluyla desteklenmesi uygundur. Otururken mutlaka ayaklarımız yere temas etmeli. Diz ile kalçamız aynı hizada olmalı. Hatta bazen dizin bir miktar yüksekte kalmasını da istiyoruz. Ayağın altına böyle bir miktar yükseltici konabilir. Uzun süre oturmamak, özellikle masa başı bir iş yapıyorsak 30 dakikanın 45 dakikanın üzerine çok çıkmamak gerekir. Şöyle bir dolaşmak omurga sağlığımız için önemlidir. Eğer ekran karşısında çalışıyorsak bilgisayarlarımız mutlaka göz hizasında olmalı. Biz eğilerek bilgisayarımıza ulaşmamız yerine sandalyemizi masamıza doğru konumlandırmalıyız. Bir de yatma pozisyonları önemli ve hastalarımız çok merak ederler. Yatak nasıl olmalı? Yumuşak mı olmalı hocam, sert mi olmalı? Burada ne çok yumuşak ne çok sert yatak önermiyoruz. Vücudumuzdaki kemik yapıların gömülebileceği şekilde bir yumuşaklık fakat vücut kıvrımlarımızı destekleyecek kadar da bir sertlik istiyoruz yataktan. Yüzü koyun yatmayı çok önermiyoruz. Çünkü burada boyun ve bel zorlanıyor. Mutlaka yastık kullanılmasını öneriyoruz. Yastık kullanırken de eğer yan yatış pozisyonundaysak omzumuzla boynumuz arasının desteklenmesi ve omzumuzun hiçbir zaman yastığın üzerine çıkmaması gerekiyor. Eğer sırt üstü pozisyonda yatıyorsak buradaki C şeklindeki boyun kavisimizin desteklenmesi önemlidir. Yani yatarken de boynumuz ne çok sağa ne çok sola olabildiğince orta hatta kalmalıdır. Bir de en çok tabii omurgamıza yük kaldırırken yük biner. En sık yaptığımız hatalar budur. Yük mutlaka vücudumuza yakın olmalı. Yük kaldırırken her iki elimizden destek almalıyız ve dizlerimizi bir miktar kırmalıyız. Bu ne işe yarar? Bu hem kalça kaslarımızın hem bacak kaslarımızın devreye girmesini sağlar ve omurgamıza binen yükü bir miktar desteklemiş oluruz. Yükü aslında tek bir noktaya bırakmamak gerekiyor. Paylaştırmış oluyoruz. Evet. Böylece de omurgamızın sağlığını korumuş oluyoruz. Daha destekli bir yük dağılımı sağlıyoruz. Bunların hepsi aslında bütün bu modifikasyonlar bizim günlük hayatta hem ağrılarımızın daha az olmasına hem de daha güzel bir duruşta kalmamıza katkı sağlar. Evet, aslında hem otururken hem uyurken nasıl olması gerektiğini, omurga sağlığımızı nasıl koruyabiliriz adına çok basit aslında gün içerisinde uygulayabileceğimiz tüyolar verdiniz izleyenlerimize ve ben özellikle egzersiz kısmını da sormak istiyorum. Eğer bir duruş bozukluğumuz varsa, postürümüzden memnun da değilsek hangi sporları tavsiye edersiniz hocam bizleri izleyenlere? Şöyle, biz çok ağırlık kaldırılan sporlar özellikle postür duruş için önermiyoruz.
Mümkünse ağırlığımızın dörtte birinden daha fazla ağırlık kaldırmayı gerektiren sporlardan uzak durmak gerekir. Eğer postür sağlığımızı önemsiyorsak. Mutlaka bizi ayakta tutan, dik durmamızı sağlayan kasların kuvvetlenmesi gerekir. Bunlar sırt kasları, bel kasları, kalça kasları, bacak kasları, yük taşıyan kaslarımızın kuvvetli olması gerekir. Kasların yeterli gerginlikte olması gerekir. Bazen fazlaca kısalır bacak kaslarımız ve bunlar hem bize ağrıyla gelir hem de duruş bozukluklarıyla gelir. Pilates gibi, yoga gibi evde de tabii ki bir hekime danışarak öneriyorum ama evde de yapabileceğimiz egzersizler omurga sağlığı için yeterlidir. Yüzme yine omurga sağlığı için en çok önerdiğimiz egzersizlerden bir tanesi. Peki duruş bozuklukları diyoruz, postürümüzden bahsettik. Nelerdir peki? Ne gibi belirtilerle ortaya çıkar? Sadece bir ağrı mı yapar? Aslında duruş bozukluğu deyince aklımıza direkt bir kamburluk geliyor. Evet. Hep o eğik duruma geliyor ama bunun dışında nelerdir duruş bozuklukları? Duruş bozuklukları çok geniş bir başlık. Boyun düzleşmesinden, boynun hafif öne doğru yer değiştirmesinden, sizin dediğiniz gibi sırttaki kamburluğun artmasından, beldeki düzleşme veya beldeki çukurun artmasından, omurgadaki eğriliğe varıncaya kadar hepsini duruş bozuklukları başlığı altında değerlendirebiliriz. Ama sizin de... Evet, aslında çok fazla baktığımız zaman boyun düzleşmesi dedik, kamburluk dedik, bel düzleşmesi dedik. Tabii biz ilk olarak kamburluk aklımıza geliyor ama çok geniş bir yelpazesi var aslında duruş bozukluklarının. Çok affedersiniz. Estağfurullah hocam. Gerçekten hem sıklık açısından hem de önem açısından kamburluk bugün bahsedeceğim yani kifozite bugün bahsedeceğim konulardan bir tanesi. Bir de yine klinik önemi açısından skolyozdan bahsedeceğiz. Bugün o iki başlığı biraz sizlere açmak istiyorum. Evet. Onun öncesinde belirtilerini soralım. Sadece bir ağrı mı bizi rahatsız eder? Başka ne gibi belirtileri vardır hocam duruş bozuklukları? Evet. Şimdi duruş bozuklukları bazen hiç belirti vermeyebilir. Bazense sadece kozmetik belirtiler verebilir. Omuzlarda bir asimetri meydana gelebilir, kalçada bir asimetri meydana gelebilir. Sırttaki kamburluğun normalden daha fazla artmış olabileceğini görürüz. Bazen direkt omurgaya baktığımızda eğrilmeleri fark edebiliriz. Yürüyüş bozukluklarıyla karşımıza gelebilir. Ama bunlarla birlikte eğer ileri düzeyde bir duruş bozukluğu varsa veya altta yatan bir sebep varsa ağrı, bazen nörolojik defisitler gibi bulgularla da karşımıza çıkabilir duruş bozuklukları. Evet, şimdi dilerseniz bu geniş yelpazeden süremiz yettiğince bazılarını detaylandıralım. Skolyozu çok fazla duyuyoruz. Kifoz dediniz az önce bizim halk arasında kamburluk olarak tabir ettiğimiz hastalıktan bahsettiniz. Nedir peki? Dilerseniz ilk olarak skolyozla devam edelim. Skolyoz biraz önce de söylediğim gibi ön arkadan baktığımızda omurgamızı düz bir şekilde görmemiz gerekir. Skolyoz bu omurgadaki düzlüğün 10 dereceden daha fazla eğrilmesi durumudur. Aslında iki boyutlu bir patoloji değildir. Üç boyutlu bir patolojidir. Aslında kendi etrafında omurga döner. Bir rotasyonel deformitedir. 10 dereceye kadar olan eğrilikler fizyolojik kabul edilir. Genellikle klinik önemi yoktur. Bunu hastaya, kişiye anlatmak gerekir. Ama bunun dışındaki skolyoz mutlaka takip edilmesi ve tedavi edilmesi gereken bir süreç gerektirir. Nedir peki skolyozun tedavisi? Burada 10 dereceye kadar dediniz. Sonrası için daha fazla bir eğrilik varsa mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor dedik. Nasıldır peki skolyozun tedavisi? Mutlaka altta yatan bir sebep var mı yok mu bunu araştırmak gerekir. Skolyozun en sık tipi sebebi bilinemeyen anlamında idiopatik skolyozdur. Ama bunun dışında dediğim gibi mutlaka altta yatan bir sebep var mı yok mu bunun anlaşılması gerekir. Skolyoz çocukluk çağında başlayabilir, erişkin çağda da görülebilir. Dolayısıyla çok geniş bir yaş yelpazesi vardır. Skolyozun klinik önemi özellikle büyüme dönemini tamamlamamış çocuklarda ilerleme riski ortaya çıkar. Dolayısıyla derecelendirilmesi ilk tanı koyduğumuzda yine çok önemlidir.
10 derecenin altındaki eğriliklerde dediğim gibi mutlaka aileye klinik bilgi vermek lazım. Hı. Bunun önemli olmayabileceği, sadece tabii ki duruş açısından, kasların güçlenmesi açısından egzersiz programları, hı hı, ve fizyoterapi yine öneriyoruz. Ve düzenli aralıklarla takip öneriyoruz. Ama çok endişeye mahal olmadığı aileye veya hastaya, hı hı, anlatılması gerekir. Hı hı. Düşük dereceli skolyozlarda 20 derecenin altındaysa eğer, burada yine fizyoterapi programları çok önemli. Hı hı. Yine düzenli takip, 6-9 ayda bir röntgen takibiyle skolyozun ilerleyip ilerlememesinin takip edilmesi yine çok önemli. Hı hı. Peki fizyoterapi programları bu tedavinin neresinde ve ne kadar önemli? Yapılan çalışmalar, düzenli egzersiz tedavileri ve düzenli izlemin hastaların klinik gidişatlarında gerilemeye değil ama ilerlememesine katkıda bulunduğunu, hı, göstermiş. Biz fizyoterapi programlarında nasıl skolyoz 3 boyutlu bir rotasyonel deformite ise yine 3 boyutlu bir yaklaşımla, hı hı, hastamızı tedavi etmeye çalışıyoruz. Belli kasları kuvvetlendiriyoruz. Belirli kasları daha çok germeye çalışıyoruz. Yani vücudun kaybetmiş olduğu dengeyi tekrar kazandırmaya çalışıyoruz. Hı hı. Burada duvar barlarından yararlanıyoruz ve aynalardan yararlanıyoruz ki hastamız o doğru vücut algısını, doğru postür algısını, hı hı, tekrar kazanabilsin. Hı hı. Beraberinde nefes egzersizleri devreye giriyor. Çünkü bu hastalarımızda zaman zaman akciğer kapasitelerinde azalma olabiliyor, kaslarında güçsüzlük olabiliyor. Bütünsel bir şekilde bu hastalarımıza yaklaşıyoruz. Hı hı. Eğer 20 derecenin üzerindeyse, hı-hı, İrem Hanım, o zaman korseleme tedavileri söz konusu. Korseleme, skolyoz tedavisinde yine etkinliği kanıtlanmış tedavilerden bir tanesi. Hı-hı. Yine amacımız dereceyi düşürmek değil ama cerrahi sınıra, hı-hı, ulaşmasını engellemek buradaki amacımız. Hı-hı. Ama beraberinde yine mutlaka fizyoterapi programları olmazsa, hı-hı, olmazımız. Evet. Şimdi siz de cerrahiye değinmiş oldunuz ve özellikle bu tip hastalarda bel fıtığında olduğu gibi hemen aklımıza bir cerrahi müdahale gelir. Skolyozda peki ne zaman cerrahi yönteme başvurulur hocam? Aslında çok küçük bir kısmında gerçekten cerrahi gereksinim olur ve omurga cerrahisiyle ilgilenen hekimler tarafından bu kararın verilmesi, uzman bir ekip tarafından operasyonun yapılması önemlidir. Çünkü omurga cerrahileri oldukça ciddi cerrahilerdir. Tabii ilerleyen bir skolyoz durumu varsa, korseleme tedavisinden bahsettim biraz önce. Evet. Korselemeye rağmen hastanın yıllık skolyoz derecesi artış eğilimindeyse, özellikle yılda 5 derece hatta, hı hı, 10 derecenin üzerinde hızlı artıştan bahsederiz. Veya artık 40 derecenin üzerinde bir skolyoz derecesi mevcutsa o zaman cerrahi tedavi gündeme gelmeli. Evet, dilerseniz kifozdan da bahsedelim. Kambulik olarak, evet, biliyoruz dedik. Nedir peki kifoz? Sadece genetik bir yatkınlık mı vardır, hı hı, kamburlukta? Kifozun da birçok çeşidi var, hı hı, aynı skolyoz gibi. Genellikle yapısal değil, postural kifoz, hı hı, görürüz. Postural kifoz ne demek? Duruşumuzla ilgili. Yani hep böyle bir kamburluk şikayetiyle hastalarımız bize başvurur. Hı hı. Biz onlara düz dur, dik durun dediğimizde eğer hastanın kamburluğu düzeliyorsa, sırtı düz bir hal alıyorsa bu postural kifozdur. Hı hı. Yani duruşla ilgilidir. Yani aslında buradaki temel sorun sırt kaslarımızın güçsüzlüğü, hı hı, bel kaslarımızın güçsüzlüğü ve bizim günlük hayattaki bazı kötü alışkanlıklarımız. Hı hı. Tedavide alışkanlıklarımızın değiştirilmesi, sırt kaslarımızın, bel kaslarımızın güçlendirilmesi, hı hı, biraz dik duruş açısından farkındalık. Bunlar yeterli olur postural, hı hı, kifozda. Çok endişeye mahal yoktur. Hı hı. Ama bir kifoz çeşidi de yapısal kifozdur. Yapısal kifozda omurgada bazı bozukluklar saptarız. Bazı omurgalarda kamalaşma, bazı omurgalarda yükseklik kaybı, eklemlerde dejenerasyon. Dolayısıyla böyle bir durum varsa bunun yine tedavi edilmesi, takip edilmesi çok önemlidir. Hatta buna biz Schwarman kifozu, hı hı, diyoruz. Orta derecede Schwarman kifozlarında yine korseleme devreye girer. Hı hı. Bu sefer yine dereceyi küçültmek çok mümkün olmuyor maalesef, hı hı, omurgada ama yine ilerlemesini engellemek ve daha ciddi komplikasyonun oluşmasını önlemek amacıyla. Hı hı. Eğer artık 60-70 derecenin üzerinde bir kifoz derecesi varsa o zaman akciğerlerde de
bazı problemler yaratacağı için, hatta hayati bazı problemler yaratacağı için o zaman ameliyat söz konusu olur. Ama bunlar dediğim gibi bu postural kifoz için değil, eğer yapısal. Altta yatan yapısal bir kifoz tanısı varsa. Bunun dışında bazen kemikteki enfeksiyonlar, bazen metabolik bozukluklar, kemiklerde bazen kırıklar olur, çökme kırıkları. Bunlar da kifoza sebep olur. Dolayısıyla mutlaka bir hekim tarafından değerlendirme ve kifozun veya skolyozun neye bağlı olduğunu ortaya konması çok önemlidir. Evet, şimdi yapısal olan değil, duruşsal olarak ortaya çıkan kifozda demiştiniz ki bazı alışkanlıklarımız sebep oluyor diye. Nasıl önleyebiliriz? Peki aslında doğru oturma pozisyonları, doğru uyuma pozisyonlarını konuşurken aslında hep günlük aktivitelerimizde nelere dikkat etmemiz gerektiğini söylemiştik ama kifozun önüne geçmek için neleri değiştirmemiz gerekiyor peki hocam? Bu dönemde en başta söylediğim aslında dijital çağın bize getirdiği bazı alışkanlıklarımız mevcut. Örneğin daha çok telefonlarımıza bakıyoruz, daha çok masa başındayız, daha az aktivite yapıyoruz. Özellikle çocuklarda, öğrencilerde sınavlara hazırlanıyorlar, daha çok masa başındalar, daha çok ders çalışmak durumundalar. Dolayısıyla özellikle çocuklarda sık görüyoruz duruş bozukluklarını veya büyüme çağında eskiden belki daha çok aktivite yapabilirken şimdi birazcık daha evdeyiz. Pandeminin de tabii getirdikleri oldu. Dolayısıyla gerçekten günümüzde çok sık kifozla karşılaşıyoruz. Ben burada biraz daha öğrencilerin çalışırken yine uygun masada, uygun sandalyede, uygun ortamlarda çalışmasının önemini vurgulamak istiyorum. Çanta taşımak, özellikle tek taraflı çanta taşımak çok yaygın oluyor. Lütfen çift taraflı askıları kullanmaya çalışsınlar. Biraz daha kalın askılar öneriyorum. Çantanın mutlaka beli desteklemesini öneriyorum. Ayarlanabilen ergonomik sandalyeler kullanılmasını öneriyorum. Mutlaka çocukların bir sportif faaliyete yönlendirilmesini öneriyorum. Bu dediğim gibi yoga gibi, pilates gibi, kasların gerildiği, kuvvetlendiği egzersizler olabileceği gibi, yüzme gibi, basketbol gibi daha fiziki kondisyon gerektiren ama duruşa da olumlu etkileri olacak sporlar olabilir. Burada bunları söylemiş olayım gençlerimiz için de. Eğer bu tarz küçük ufak tefek değişikliklere dikkat ederlerse duruşlarının da daha doğru bir hale geleceğini düşünüyorum. Çünkü bu durum birazcık ailelerle çocuklar arasında gerginliğe de sebep oluyor. Aileler sürekli dik dur uyarısında bulunuyor. Çocuklar biraz artık bu durumdan sıkılıyorlar. bu bir kısır döngü haline geliyor. Dolayısıyla ufak tefek modifikasyonlarla gerektiğinde de rehabilitasyon programlarımızla, fizyoterapi programlarımızla biz de destek oluyoruz. Peki şunu da soralım. Skolyoz, kifoz diye detaylandırdık duruş bozukluklarını. Toplumda görülme sıklığına baktığımız zaman nedir hocam? Çok sık karşılaşıyor musunuz klinik bulgularda da? Evet, aslında hep çalışma koşullarından, mesleğin etkisinden vesaire bahsettik günümüz koşullarına. Aslında çok büyük etkenler ama ya da özellikle pandemi sonrasında diyelim bir artışta meydana geldi mi? Kesinlikle böyle. Özellikle kifotik duruş, dediğim gibi postural duruş son zamanlarda çok arttı. Hatta kendimizde bile zaman zaman duruş bozukluklarını fark etmek çok kolaylaştı. Bunun dışında sadece tabii kifoz skolyoz değil, ciddi boyun düzleşmesi hastaları görmeye başladık. Çünkü bu da aslında sürekli öne eğik postürde olmamız, sürekli masa başı çalışmamız veya bel düzleşmeleri görmeye başladık. Kilo artıyor, obezite günümüzde ciddi bir problem. Kilo arttıkça, ağırlık merkezimiz kaydıkça bel çukurluğumuz bazen daha fazla artabiliyor. Biz birazcık daha arkaya doğru bunu dengelemeye çalışıyoruz. Bunlar yürüyüş bozukluklarına, duruş bozukluklarına sebep olabiliyor. Sadece kifoz skolyoz değil, aslında duruş bozukluklarının birçok çeşidi son zamanlarda oldukça fazla karşımıza geliyor. Boyun düzleşmesine de dikkat çekelim isterseniz. Sadece bir ağrı mı hissederiz peki boynumuzda düzleşme meydana geldiğinde? Ne gibi belirtileri var? Yani ağrıyla gelen hastalarımızın birçoğunda saptadığımız bir durumdur boyun düzleşmesi. Burada boyun düzleşmesiyle birlikte aslında kaslarda bir spazm meydana geliyor. Kaslarda bir gerginlik meydana geliyor. Aslında burada omurganın getirdiği tabii ki bir ağrı var ama daha çok ağrının sebebi
boyun düzleşmesine sebep olduğu kas spazmı ve halk arasında kulunç denilen durumlara sebep olabiliyor. Hastalarda sık tutukluk ortaya çıkabiliyor. Tabii ki hem günlük yaşamdaki alışkanlıklarımız hem de boyun kaslarımızın kuvvetsiz olması bu durumu iyice destekliyor. Boyun egzersizleri bu açıdan çok önemli. Özellikle hem eklem hareket açıklığımızı sağladığımız egzersizler hem boynumuzu kuvvetlendirecek egzersizler, boyun kaslarımızı, sırt kaslarımızı boyun düzleşmesi için de mutlaka öneriyorum hastalarıma. Evet. Son olarak da şunu sormak istiyorum. Hastalıkların birçoğu kendini ağrıyla belli ediyor. İlk bulgusu olarak ağrı ortaya çıkıyor ama ne zaman bu ağrılara dikkate almamız gerekiyor? Çünkü sizin az önce örneklerle anlattığınız gibi yanlış yattığımızda işte boynum tutuldu, omzum tutuldu, sırtım ağrıyor diyebiliyoruz bazen bunlara bunlar kaynaklı olarak ama ne zaman bir hekime başvurmamız gerekiyor peki? İrem Hanım şöyle, aslında kifoz, skolyoz veya duruş bozuklukları tek başına ağrıya sebep olmaz. Dolayısıyla ağrılı bir durum varsa eğer mutlaka bir hekimin kontrolünü ben öneriyorum. Tabii ki eğer gece ağrısı varsa, ağrı kesici yanıtı yoksa, artık dinlenmede, istirahatte de ağrı varsa bunlar çok ciddi ağrı durumlarıdır. Mutlaka ihmal etmemek gerekir. Ama dediğim gibi duruş bozuklukları, skolyoz, kitabi bilgi olarak tek başına ağrı sebebi değildir. Veya kifozite tek başına ağrı sebebi değildir. Dolayısıyla eğer ağrılı bir durum varsa mutlaka bir hekim kontrolü olması gerekir. Evet. Artık süremizin de sonuna geldik hocam. Bugün omurga sağlığı, duruş bozuklukları üzerine konuştuk. Hastalıkları detaylandırdık. Çok da güzel aslında günlük hayatımızı nasıl şekillendirebiliriz diye de tavsiyelerde bulundunuz bizleri izleyenlere. Benim sormayı unuttuğum, sizin eklemek istedikleriniz varsa son mesajlarınızı alalım. Çok teşekkür ederim. Benim için de güzel bir sohbetti. Çok teşekkürler. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Çok teşekkürler. Evet sevgili izleyenler, Sağlık Hattı'nda bugün omurga sağlığı ve duruş bozuklukları üzerine konuştuk. Konuğumuz fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Nihan Abidin oldu. Bugünlük veda ediyoruz sizlere. Yarın saatler 15.30'u gösterdiğinde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıklı günler diliyoruz.